ki az pişmiş olsun. Ben de canım kardeşim, ben de. Yapıyorsunuz Ekiri? Bir şey söyleyeceğim. Bugün gerçekten çok tatlı görünüyorsunuz gözüme. Şebnem, sen bile çok tatlı görünüyorsun şu anda. Siz de çok hoş görünüyorsunuz. Ne? Hoş görünüyorsunuz. Aa, merci. Evet, evet, merci. Biz bir acıktık, yemek yiyelim. Gidiyoruz biz Beren Hanım. Hadi. Ben de acıktım. Şebnem dedi ya. Tamam, neyse, yavaş yavaş işte bulacaksın. Ne biri de mi ya? Emre Bey. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. Ne var ne yok? İyi valla. Can, sen de bütün gün yoruldun. Şimdi de burada bize böyle hizmet ediyorsun. Çok sağ ol. Olur mu canım? Benim işinize ek. Mangal bizim işimiz. Gel, lütfen. Aa. Ben vejetaryenim ya, yiyemiyorum ondan. Bugünü bozsan? Ay yok. Gerçekten mi? Sadece meze yiyeceğim ben. Tüm tadımı kaçırdım. Ya. Ya ben meze değil de sadece et yesem, yani bir ekmek arasına ayıp olur mu? Hadi niçin ayıp olsun ki? Hemen. Rıfat abi getir. Canımın içi. Bak burada ne kadar nezih bir parti var. Her şey çok estetik. Sırası mı şimdi ekmek arası? Et de nezih bence. Buyurun efendim. Ha, iki tane çok. Bir tane yeter. Yok, Rıfat abi birini benim için yaptı. Ben de böyle yiyorum ekmek arası. Buyurun, afiyet olsun. Çok teşekkür afiyet ederim. Olsun. İçeceklerimiz var, mezelerimiz var orada. Buyurun. Teşekkürler. Çok güzel, çok güzel. Yesin de. Yesiniz değil mi? İyiyim, çok iyi. Önceli gibi yemek yedim. Biliz biraz az ye. Yeteydin hani. Hı. Ablam arıyor. Ben konuşayım da geçiyorum. Tamam. Efendim abla. Ya daha yeni geldim. Tamam, olur, konuşuruz. Görüşürüz. Yolunda mı her şey? Yolunda. O zaman şirketimizin geleceğine. Daha güzel günlerimiz olacak. Çok daha iyi günlerimiz olacak. Çünkü artık Can burada. Öyle mi? Güzel. Sıkılı mı? Yok. Çok eğlenceli burası. Ne düşünüyorsun? Albatros mu düşünüyorsun? Neden dalga geçiyorsunuz benimle? Dalga mı geçiyorum sence? Yani ben ne düşündüğünüzü anlayamıyorum. Ben de senin ne düşündüğünü anlamıyorum. Nişanlı yok mu senin? Ne yapacaksın Albatros'u bulunca? Nişanla ne alakası var? Ben Albatros'u hesap sormak için arıyorum, o kadar. Hesap soracağın adama niye Albatros diyorsun? Bir dergide okumuştum. Çok uzun süre uçtukları için çok fazla görünmüyorlarmış. Ben de bu adamı görmedim. O kadar. Ben gördüm. Adamı mı? Albatros kuşunu. Pasifik'te. Nasıl? Vahşi, iri, yalnız, dev kanatları vardı. Hayatı boyunca tek eşli olduğunu biliyorum. Ha, bir de çok iyi koku aldığını. Duyduğu bir kokuyu asla unutmadı. Ay, neyse ne. Allah'ın kuşu işte. Ama markanıza çok yakıştı. Tebrik ederim. Sağ ol. Ben gideyim. Afiyet olsun. Sana da.
nasıl parti? Dans etmeyecek miyiz biz? Hadi. No, no, no. Hadi atın içine dedim. Bu kaslar nereden peki? Afrika'dan mı bunlar? Stop falan oynamıştım zamanında, ondan biliyorum. Su topu mu? O da mı var? Derencim, sen biraz sarhoş gibisin. Oturmak ister misin? Ha? Hayır. Emin misin? Hı-hı. Çok sarhoş. Deren, iyi misin? Kahve içelim mi? Daha içki içeceğiz ya. Hep beraber içelim ama. Ha? Hem burası biraz sıcak, gölgede oturmuşuz. Ne dersin? Kahve. Türk kahvesi. Kahve. Müziği bir alabilir miyiz? Alalım. Sevgili patronlarım ve saygıdeğer iş arkadaşlarım. Bugüne ben de bir renk katayım dedim ve değerli müzisyen arkadaşım Güney'i davet ettim. O da beni kırmadı sağ olsun, geldi ve bize parçalarıyla burada şenlendirecek. Abi bize iki Türk kahvesi, sade, şekersiz. Tamam. Cappuccino latte falan istemezsin değil mi? Ben... Türk kahvesi. Rıfat Bey. Çok güzel bir kahve yapacağım size şimdi. Gelin buyurun. Evet, ben geliyorum hemen. Buyurun. Geliyorum. Bir altyapı vermiştik de burada olması lazım. Onunla birlikte çalacak. Onu açar mısın? Kalbimden vur, bu bir cinayet serisi olur. Aşk bir otelde ölü bulunur. Aynasızlar seni de vurur, sorarlarsa faili meçhul. Seni seviyorum, kaç kurtul. Daha çok genciz, çok yazık olur. Kaçsa bile şu son vapur, seven sevdiğinin yanında durur. Kıyma bize, gitme ne olur. Gitme, şehir çok bozulur. Ben yine her şey berbat. Bu söylediğiniz her şeyi yaptım. Fotoğrafları çektim. Hocam Bey yine aldı işi. Sen elinden geleni yaptın Salim. Ben zaten sosyal medyaya sızdıracaktım. Fikri kullanamayacaktı. Müşteri de alamayacaktı. Sonra o akşam başka bir fikir bulmuş. Yapacak bir şey yok yani. İyi de işi aldı. Buna rağmen yine de satar mı? O kadar çabuk değil. Büyük iş alması lazım. Borsada yükselmemizi bekliyor biliyorsun. Senem, abimin hamlelerini tek tek engellememiz lazım, tamam mı? Emre Bey, engellememiz lazım diyorsunuz ama ya ben beceremiyorum ki. Becerebilsem zaten ne isterseniz yapacağım. Senem biraz daha dur. Söz veriyorum, her şeyi düzelteceğim. Emre Bey, ama ne olursunuz artık... Senem! Senem niye? Senem! Ama ben size söyledim. Ne olursunuz, bunu bile beceremiyorum. Karşılıklı konuşmayı bile beceremiyorum. Senem, şimdi benim odama git, tamam mı? Kurutma makinesi de var. Sade, tamam mı? Tamam. Deren Hanım, şöyle güzelce uzanın. Kahve size iyi gelecek, hiç merak etmeyin. Uzanın, uzatın ayaklarınızda. Biraz dinlenin, hiç sıkıntı yok, merak etmeyin. Birazdan çok iyi olacaksınız. Hiç, hiç, hiç. Tamam. Altı dakika.
dakika. Birisiyle tanıştım, ismi Gölge. İnanır mısın her saniye peşinde. Ama sana dürüst ol. Nasıl gidiyor parti? Harika, süper. Yalnız leş gibi kokmuşum mangaldan. Üstüm başımı değiştim geleyim. Şimdi sussana. Ben. Şimdi sakın ha. İçeceğim. Ha. Can Bey. Heh, Rıfat abi, iyi mi deren? İyi, iyi, kahvesini içirdim. Biraz uzandı, kendine gelir. İyi, harika. Ya dışarıya biraz daha açık servis yapar mısın abi? Tamam, tamam. Kusura bakma, veriyorum seni. Yok canım, hadi bakalım, hadi. Yine mi ya, yine mi? Emre Bey'in odasına gidecektim. Yanlışlıkla buraya gelmişim. Yani böyle yarı çıplak bir halde Emre'nin odasına gidecektin, öyle mi? Evet. Yok artık. Terbiyesiz. Çok özür dilerim. Öyle değil. Öyle değilse nasıl o zaman? Ya nasılsa nasıl. Ben gidebilir miyim? Sanem. Geçen salonundaydın, şimdi yatak odamdasın. Sen ne yapıyorsun? Ha? Gerçekten ben de anlamıyorum nasıl oluyor. Yani bir şekilde oluyor. Öyle denk geliyor. Öyle denk geliyor. Sanem neden odamdasın? Yani neden odamdasın ve bu kılıktasın? Burası sizin odanız mı? Evet. Ben havuza düştüm. Eşyalarım ıslandı. Emre Bey de kurutmak için odama git dedi. Havuza mı düştün? Evet, olamaz mı? Ya olabilir tabii. Yani söz konusu sensen her şey olabilir gibi geliyor bana yani. Senden beklenir. Aynen öyle. Şimdi yine havuza düşesim geldi. Ben bir gideyim havuza düşeyim en iyisi. Sanem. Ama şu an resmen mobbing uyguluyorsunuz. Çalışanınıza psikolojik şiddet uyguluyorsunuz şu anda. Yani doğru düzgün çalışamayacak mıyız ya şirketinizde? Hemen müdahale ediyorsunuz yani. Sanem, odama giren sensin. Haneye tecavüz var. Özel alana saldırı var. Özel eşya kullanımı var. Ben eşyalarınıza asla ve asla dokunmadım. Ben çıkamam. Siz çıkar mısınız? Üstümü değiştireceğim. Yüzük nerede? Taktınız ama siz de yüzüğe. Yüzük de yüzük, yüzük de yüzük. Çantamda. Yani niye çantamda? İşte yani tamam anladım. Anneler bilmiyordu. Anneler burada yok. Yani niye çantamda? Çantamda daha havalı duruyor çünkü. Çıkar mısınız? Daha da diyecek bir şeyim yok. Neden ben ya? Her şey için çok güzel. Çok güzeldi, teşekkürler. Teşekkürler. Hı-hı. Her şey için çok görüşmek üzere. Bay. Naber? Gel, hoş geldin kardeşim. Oğlum parti var ve sen beni çağırmıyorsun. Ajansın partisiydi, o yüzden hadi gel. Oğlum, biz bu ajansın avukatı değil miyiz? Sabah akşam bu sözleşmelerle uğraşıyorum ben. Sözleşmeler, sözleşmeler, sözleşmeler. Kardeşim. Ne var ne? Serhan, bir kere otur. Getirdin mi sözleşmeyi? Getirdim. Ama koşulları ağır. Gerçi manken de adı üstünde. Arzu Taş. Oğlum saçma sapan konuşma ver. Ne sözleşmesi? Aa, senin abinin daha yani fikrinden haberin yok mu? Aa, hayır yok. Ya şu sizin geçen sene çalıştığınız kız yok mu? Arzu Taş. Hani manken olan. Şimdi Dejan'ın marka yüzü oldu abi. Yani senin anlayacağın, eğer biz bu sözleşmeyi imza attırırsak bütün reklam kampanyaları bizde. Hayırlı olsun, hayırlı olsun.
Ne bu acele? Yani beraber inceleseydik sözleşmeyi. Oğlum kız dünya çapında manken oldu zaten. Herkes peşinde. Acele etmemiz lazım yani. Bu işi kaparsak 2-3 yıllık kampanya bizde. İyi, harika. Hah, Eren iyi misin? Nasıl oldun? Ay Can, kusura bakma. Güneşin altında içtim diye oldu herhalde. Hiç problem değil. Sen iyisen sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. Ben sözleşmeyi aldım. Yalnız son bir kez göz gezdireceğim. Sen o arada Arzu'yu ara. Şartlarını her halükarda kabul edeceğimizi söyle. Sözleşmeyi imzalatalım, olur mu? Tamam. Olur, hallederim. O da bizimle çalışmak istiyordu zaten. Bir de sabah ilk iş sunumu hazırla. Çekim hazırlıklarını başlat. Çünkü az zamanımız kaldı. CC sen Deren'i bırakırsın değil mi? Tabii. Harika, süper. Görüşürüz. Oldu o zaman. Görüşürüz Emre Bey, Metin. Görüşürüz Deren. Görüşürüz. Seni görmek güzel. Görüşürüz Metin. Evet. Ben çok mu saçmaladım bugün? Hiçbir şey de hatırlamıyorum. Yok, yani gayet normaldiniz. CC. Yani saçma sapan hareketleriniz var. Ortalığı dağıttınız ya. Yani bulunduğunuz konuma hiç yakışmadı. Onu söyleyeyim lütfen. Rezil oldu. Hala küs müyüz? Oğlum ben bayılıyorum bu Deren'e ya. Abim büyük proje almak üzere. Ama yüzüme bile bakmıyor biliyor musun? Hiç umut yok yani. İyi kız, iyi kız. Çok da çalışkan. Emre senden ne haber? İyi, senden? Yolunda mı her şey? Pardon, geliyorum. Biri var ama söylemiyor. Sen çok söylüyorsun sanki. Aramıyorsun, sormuyorsun. Ya insan şu kardeşim bir alır içmeye... İyi misin? Herkes gitmiş. Evet, giyindim. Telefonu unutmuşum. Bırakayım mı seni? Teşekkür ederim. Şimdi misafirleriniz var. Zahmet etmeyin. Aa, Sanem sen burada mıydın? Evet. Çıkıyorum şimdi. Ya ben de çıkıyorum. Bırakayım seni. Olur. İyi günler. İyi günler. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Bırak Can ya. Bir vukuat var. Bunu bu akşam çözmem gerekiyor benim. Hadi hadi uyuşukluk yapma da şuradan ikimize içki getir. Oğlum bela mısın? Nesin başıma? Git oradan istediğin içki yap. Hep sordu. Oğlum ben senin bu kilidini çözeceğim. Bir şey var da neyse. Alıştın mı yüzüğe? Alışamadım. Yani tak çıkar tak çıkar deliye döndüm. Aman cebine falan koyup da kaybetme. Emre Bey. Hı. Bu yüzük çok pahalı. Yani daha fazla bende kalmasın. Siz bunu alın, bakın çaresine. Sigorta, sigorta. Merak etme. Şimdilik tak bunu. Sonra nişanından ayrılır veririz, tamam mı? Can, bir de bir sürü yalan söyledim. Boş ver. Ya sen takma bunları kafana. Bak, abim bir işin peşinde. Onu engellememiz lazım. Ben yapamayacağım. Yani Can Bey, birinin durdurması gerekiyor biliyorum ama... ben gerçekten daha fazla devam edemeyeceğim. Sanem, her dakika yaptığımız anlaşmayı hatırlatmam mı lazım sana? Ha? Ben sana yardım ettim. Sen de bana yardım edeceğine söz verdin değil mi? Bu arada verdiğin para işine yaradı mı? Halledebildin mi babanın borçlarını? Hallettim. Hallettim ama babama açıklayamadım daha durumu. Yani büyük ihtimalle soracaktır 40 bin lirayı nereden buldun. Ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Anladım. Tamam. Hadi gel bırakayım seni. Emre Bey. Ha. Ya benim mahalleye böyle lüks bir arabayla girmem doğru olmaz. Siz yakınlarda bir otobüs durağını bırakır mısınız beni? Hadi gel atla, tamam. Nihat! Nihat hadi hayatım gel bak, hava çok güzel, yürüyüş yapalım. Nihat, ne oldu, sen hasta mısın? Tansiyonun falan mı çıktı? Gideyim tansiyon aletini git. Yok, 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 merak etme. İyiyim ben. Bir şeyim yok. Gel sen de bahçede konuşalım biraz ha? Tamam. Hadi. Hmm.
Ben dükkanı devretmeye karar verdim. Hey Nihat. Hani kredi alacaktın, borçlarını ödeyecektin. Vermiyorlar işte Mevki Bey, vermiyorlar. Toptancı Halil de borcunu bekliyor. Ben kimseye de hani Nihat borcunu ödemedi dedirtmem yani. Yarın gideceğim, bir müşteri falan bulacağım. Bakkalı devredeceğim. Üzüldün mü Mevki Bey? Üzüldüm tabii. Üzülmez mi? Ya bak, ben hayatımda ilk kez yanlış bir hesap yaptım. Çok mal yığdım içeri. Bizim borcumuz 40.000 lira ya. İçerideki mallarda 100.000 lira falan tutuyor işte. Onun içinden borcumuzu ödeyince kalan parayla bir şekilde idare ederiz ha. Ederiz etmesine de. Emekli maaşımız da var. Evet. Hem sen hem de işe girdi. Ay şu Leyla da geri dönse işe. Vallahi bakkal oldu çıktı başıma Nihat. Sen ama şimdilik kızlara hiçbir şey söyleme olur mu? Söylemem. Hem ya sen demiyor muydun? Şöyle bir bırak bu işleri de baş başa tatil yapalım diye ha? Ay Nihat. Yapar mıyız baş başa? Yaparız tabii. Bir sen, bir de ben. Salim'in bu taktığı yer neydi? Alabos ya. Ha? Oraya da gider miyiz? Salim oradan kart atarız. Vallahi Mevki Bey ya, çok hoş kadınsın ha. Başım. Ben gideyim bir yürüyüş yapayım da form tutayım. Sen asıl karını tatilde gör. Ya Mevki Bey. Oh. Tövbe tövbe bir vallahi. Tamam abicim. Hadi görüşürüz. Ayhan. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Aa ne oldu, iyi misin? Ay nasıl iyi olayım ya. Can Beylerin evinde mangal partisi vardı. Can Bey'in odasında Can Bey beni çıplak yakaladı. Ne diyorsun ya? Ya senin Can Bey'in odasında ne işin vardı? Sen niye çıplaktın? Bana bak. Senin gazozuna ilaç falan atmadılar değil mi? Hayır ya. Emre Bey'in odasına gidecektim. Yanlışlıkla Can Bey'in odasına gitmişim. Ya sen Emre Bey'in odasını çıplak ne yapacaktın acaba? Bana bir şunu baştan doğru düzgün anlatır mısın acaba? Tamam şöyle oldu. Ahmet al bakayım şunları. Şunu da al. Annelere falan da verirsin tamam mı? İncele kardeşim. Bu ne ya? Bu benim internet sistemin promosyonu. Ayhanca.com. Kendini geliştir, düşünceni değiştir. Ayhanca.com. Ayhan'ı ara, kendini bul. Ayhanca.com. Hadi sen Ecenik.com. Çok güzel. Buyurun, buyurun. Bu internet sistem benim. Kişisel gelişim, yaşam... Ne yapıyorsun kardeşim? Ne atıyorsun ya yere? Allah Allah! Para verdik herhalde biz buna. Azıcık saygı ya. Emek var bunda, emek. Ay tamam. İyi akşamlar Murat abicim. İyi akşamlar kızlar. Ayhanca.com benim internet sistem yaşam koçluğu. Lazım olur bir gün. Ne koçu ne koçu? Murat abi sen bir göz gezdirirsin. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar o zaman. Ya sen emin misin bunun işe yarayacağından? Bizim mahallede kimin yaşam koçuna ihtiyacı olacak ki? Nişantaşı'na falan mı gitsek acaba? Ya devam et sen. Bak görürsün. Ayrıca yaşam koçundan sana ilk nasihat asla pes etme. Ne yapıyorsunuz? Ayrılmaz ikili. Ha al size Belçet Ayhan'ın yeni iş. Yok ya ona gerek yok zaten. O benim... O benim... yardımcı asistanım olduğu için onun haberi vardı. Dağıtır zaten o. Yardımcı asistan olduğum için zaten biliyorum. Haberim var. Dağıtırım. Beraber dağıtırız zaten. Beraber dağıtalım, dağılalım. Gel. Ben şimdi çok meşgulüm. Sen dağıtmaya başla, sahilde buluşuruz. Ha, sahilde de olur, o da olur. Ama bak sen dedin, sahilde buluşuruz dedin. Ağzınla söyledin. Yeni işimiz hayırlı uğurlu olsun. Hadi olsun. Haydi görüşürüz. Gel hadi. Sahildeyim. Aynı yerdeyim. Aynen. Ama yaz geldi. Zebercet'in avuçlarının içi yine terliyor. Evet kardeşim. Şişt, anlat bakayım sen. Senin şeker firması işinden haberin yok muydu? Kaçırdık koca iş. Biliyorum. Çok hızlı halletmişler. Fark edemedim. Ama ben de hemen bir sözleşme hazırlıyorum. Aylin'in anlamıyorsun galiba sen. Artık çok geç. Arzu Taş'la anlaşan şeker firmasının işlerini de alıyor. Ve Arzu Taş'la biz anlaştık. Biz derken? Senle beniz biz. Sen kime biz diyorsun? Ya az alışkanlığı işte. Affedersin. Deren ayarlamış Arzu Taş'ı. Ama henüz sözleşme imzalamamışlar. Yani her an her şey olabilir. Bir bakarsın onların sözleşmesini imzalamaz. Benimle çalışmaya karar verir. Aylin, öyle kolay olmuyor işler. Araya tanıdık falan sokmamız lazım. Yani sonuçta dünyaca ünlü manken Arzu Taş'tan bahsediyoruz. Emre'cim sen beni çıldırtacaksın. Eğer doğru anlaşmayı önüne koyarsam benimle de çalışır. Aylin bak, şirketi yeni kurduk, daha yeniyiz anladın mı? Ya bizimle çalışmaz. Ben o işi alırım. Aylin! Ne var Emre, ne?
O ajans ikimizin. Hatırlatayım. Ben de sana şunu hatırlatayım. Eğer babamla abim yaptıklarımı öğrenirse hem işsiz kalırım hem de ailemi kaybederim, anladın mı? Şimdi sen birazcık sakin ol. Başımızı belaya sokma. Anladın? Sakin falan olamam. Ben o işi alacağım. Seni de tehlikeye falan atmayacağım, merak etme. Şimdi izninle çalışmaya gidiyorum. İyi, çalış. Yalnız bu hırslı hallerin gerçekten korkutucu olmaya başladı, haberin olsun. Leyla, ne haber? İyidir Osman, senden ne haber? İyi de sen ne yapıyorsun tek başına? Ya canım sıkkın da biraz öyle oturuyordum işte. Sen ne yapıyorsun? Onlar ne? Ya Ayhan reklam kağıdı hazırlamış da dağıtmak için geldim. Gördün mü Ayhan'ı? Görmedim. İyi. Ben o zaman yanına oturayım. Ya, beraber beklemiş oluruz. Olur. Leyla ne oldu? Neden ağlıyorsun? Osman, ben işten uzaklaştırıldım. Nasıl yani? Başka şirkete bilgi sızdıran bir ajan var. Ben sanıyorlar onu. Vallahi Ayhan iyi dağıttık ya. Vallahi ya, az kaldı değil mi? Teyzeciğim iyi akşamlar. Sağ ol. Ha abla. Ne ara geldin ya? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bir şey yok sana. Ne demek ya, sen ajan zannetmiştim uzaklaştırma. Hayır, bu insanlar kendileri ne zannediyorlar? Sen merak etme, ben yarın haddini bildireceğim o patronlarına. Saçmalama Osman, sana ne oluyor ya? Osman'cığım saçmalama, sana ne oluyor ya? Ben varken burada sana düşer mi? Ben bu kızın eniştesiyim. Leyla'cığım ben yarın giderim, patronunla görüşürüm. Ne eniştesi de Bercek? Bunu mu konuşalım şimdi? Bunu mu tartışalım aramızda? Bunu mu masaya yatıralım? Baldızımın en acı anında. Muzaffer. Aa anneciğim. Ah, Muzaffer, ne işin var bu kızın yanında? Ne dedik, ne konuştuk biz? Sana ne? Senin ne işin var asıl bunların yanında? Anne, ne işimiz olacak ya? Sohbet ediyoruz öyle. Aşk olsun anneciğim, benim yanımda olacak tabii. Kimin yanında olacak? Olmayacağım. Seninle de olmayacağım, hiç kimseyle de olmayacağım Zeberci. Ay hiç kimsenin yanı. Zaten seni kim beğenir Allah aşkına? Bana bak, yine bak. İleri geri konuşuyorsun. Derlendirme beni. Ay, ama, ama lütfen ama ya. Büyük Kıfet teyzeciğim, siz gördünüz mü? Ayhancım.com. Bakın lütfen buradan alın. İddia ediyorum. Bu mahallenin bütün ilişki problemlerini çözeceğim. Sizin hepinizin koçu olacağım. Takip edin ama. Ayhancım.com. Hadi inşallah. Evet. Harika görünüyorsun. Her zamanki gibi. Sen de fena değilsin. Ne içersin canım? Ya ben detoksiyim. Sabah acil deyince hemen geldim. Çok yoğun. Ben de yoğunum. Ajans kurdum. Haberim var. Aziz Bey'le çok kötü ayrılmışsınız. Pis işlere falan karışmışsın. İftira attılar canım. Haksızlığa uğradım. Ama yıkılmadım. Kendi ajansımın patronu oldum. Aslında seninle o yüzden görüşmek istemiştim. Yıkılmadım, ayaktayım diyorsun yani. O zaman dur tahmin edeyim. Eski günlerimizin hatırı var diyeceksin. Ama tatlım yani, ben öyle küçük şirketlerle çalışmam.
Yani koskoca Arzu Taş. Sen en kuvayı abla. Hele öyle küçük açılmış yeni bir şirketle asla işim olmaz. Ama olsun bak, uzun zaman olmuştu görüşmeyeli. Yarın Amerika çekimim için konferans kılımım var. Haklısın Arzucuğum, aslında eski günlerin hatırı diyecektim. Biz eskiden seninle ne çok vakit geçirirdik değil mi? Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Bak o günlerden bende ne kalmış. Bak tatlım, eski günlerden ne kalmış bende. Oh! Ya sen benim eski fotoğrafımı niye tuttun ya? Niye böyle bir şey yaptın? Bakıp bakıp güleriz diye tutmuşum. Bu fotoğraf basına düşsün istemezsin değil mi? Bu çok eski resim. Aylin çok eski. Biliyorum tatlım. Kepçe kulaklar yapılmış. Hollywood yanağı yapılmış. Burun da yapılmış. Acaba Dece bu fotoğrafını gördükten sonra seni hala marka yüzü olarak ister mi? Sen bunu ciddi ciddi basına mı vereceksin? Yani bu işin şakası olmaz Arzucuğum. Düşünsene, bütün sosyal medya yıkılacak. Herkes üstüne gelecek. Açıklamalar yapılacak. Ne gerek var? Bence menajerini ara. Eskisi gibi harika vakit geçirelim. Bu yaptığın çok korkunç bir şey. Vallahi Arzucuğum, bu piyasanın korkunçluklarını sen benden daha iyi bilirsin. Az insanın kariyerini mahvetmedin yükselme hırsın yüzünden. Bence hemen menajerini ara. Sözleşme yanımda zaten. Hemen imzalarsın. O fotoğraf sende kalabilir. Bende daha çok var, basına dağıtmaya hazır. İzninle ben bir menajerimi arayayım. Tabii keyfine bak. Emre'cim, ben sana sevgiline güven demiştim değil mi? Arzu Taş tamamdır. Olur Berkay, ekleyelim o maddeyi de sözleşmeye. Günaydın Can. Günaydın. Gönderdin mi sözleşmeyi? Bir sorun yok değil mi? Yok, hiçbir sorun yok. Birazdan sözleşmeyi imzalayacak. Süper, sen ekibi topla o zaman. Reklam kampanyasını yetiştirelim. Ben de geliyorum biraz. Günaydın. Günaydın. Aa, ya ben sizi bir yerlerden tanıyor olabilir miyim? Televizyonda görmüş olabilirsin. Öyle mi? Peki bu şirketin 40. yıl kutlamasında orada mıydınız? Evet oradaydım. Neden? Nerede oturuyordunuz? Pardon, anlamadım. Ha, sevginiz var mı diyorum. Siz kimsiniz acaba? Çok özür dilerim. Ben konuya çok yanlış yerden girdim. Ben aslında sakallı birini arıyordum yani. Sakallı değilim ben. Takma sakalla gel. Olur mu canım öyle şey? Ne yapıyorsun ya? Ay çok özür dilerim. Ben sakallı birini arıyordum. Mahvettin işimi ya. Ne sakalı? Ver şunu ya. İyi tamam ya. Zaten sizde benim albatrosum olacak zihniyet yok. Takma sakal ne ya? Can Bey, aracınızı otoparka mı alalım? İyi olur, tamam. Can Bey, bu sakalı yapıştırmak 4 saatimi aldı. Kusura bakmayın, özür dilerim. Hiç problem değil, tekrar gelirsin. Teşekkür ederim. Aramaya devam ha. Evet, şirketteki ajan bence kesin Leyla. Emin misin? Yani o gittiğinden beri müşterilerimizi de çalamıyor aile. Bak, kesinlikle doğru söylüyor. Bugün zaten bilirsen Amerika'da şüphelenmiştim. Ne yapıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? Ha, ablanın ajan olduğundan şüpheleniyoruz da çok şüphedeyiz. Yani hareketleri bana da şey geliyor. Yuh artık size ya. Ya hiç ablanı savunma. Baktığın zaman Can Bey hala aramadı. Yani gayet şüpheli bir durumlar bence. Saçma sapan konuşmayın. Yani ablam ajan olacak karakterde biri değil. Ayrıca mahvoldu işten ayrıldığından beri. Bari benim yanımda yapmayın dedikodu. Leyla ajan değil güzeller. Can Bey henüz çağırmadı. Çünkü bilgisayarı hala inceleniyor.
Bir daha bir asistan hakkında konuştuğunuzu duyarsam sizi Asistanlar Birliği'ne şikayet ederim. Dağılın. Dağılın. Utanmaz adam. Gelmiş burada dedikodu yapıyor. Git böyle içeriden içeriden. Neymiş ajanmış da bilmem neymiş. Saçmalık ya, benim de aklıma giriyorlar burada. Beni almışlar araya, aklıma giriyorlar resmen ya. Gülis sen iyi misin? Ben seni ilk defa bu kadar sinirli görüyorum. Oyuncu seçmesine gireceğim çıkınca. Sert patron rolündeyim. Nasıl? Çok iyi. Işıl diyorsun, ışıl ışıl. Işıldamak güzel şey tabii. Tabii, önemli. Recep, aranı... Evet. Kreatifler odama çağırır mısın lütfen? Gülis sen de gelip not alır mısın? Tamam. Senin demlediğin çayını. Evet. Ama ben içtim ondan. Albatros düşün. Albatros düşün. Acaba o kız senin dengin mi? Kart zampara. Bak, 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 bak. Terbiyesize bak. Anneciğim kimle konuşuyorsun sen? Kimle olacak? Televizyonla. Bak, bak, bak. Bir de ne diyor? Kim ne diyor ya? Yavrum gözüm yandı. Al şu anları yardım et. Çocuğum al bu tahtayı da sen elinde kesemezsin hadi. Bak. Ha, önüne gelecek yemek, kahve, ayağına terlik gelecek. Yok öyle bir şey. Acaba onlar öyle mi oluyor dayatmayla? Sevgili olur o işler. Bu adam mı evlenmek istiyormuş ya? Aa, dede bu be. Yuh, kaç yaşında bu? Bir ayağı çukurda. Pardon diyorum işte. İyi de anneciğim sen nereden anlıyorsun ne dediklerini ya? Şu sesini açıp izlesene. Kısmışsın sesini, öyle izliyorsun deli gibi. Yavrum kaçıncı kez dönüyorsa artık, o kadar çok döndü ki ezberlediysem demek. Yavrum öyle kalın kalın doğru ama baban yemez, öyle ince ince yer benim aşkım. Tamam. İmam bayıldı mı yapsak, karnıyarık mı yapsak? İmam bayıldı yapalım anneciğim ya. O daha kolay. Değil mi? Benim de vegan makarnam var. Onu yerim akşam. Ne oldu? Ben resmen ev kadına dönüşüyorum. Yarı zamanlı ev kadını, yarı zamanlı bakkal oldum resmen ben. Sabah kadın programları, soğan, domates. Ne yapıyorum ben ya? İmam bayıldı yapıyorum. Ne var bunda? Yeter. Ben yapamam böyle şeyler. Hemen Emre Bey'le konuşacağım ben. Ben böyle bir kadın değilim. Ben ev hanımı olamam. Ben ev hanımı olamam. Vah 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 vah, delirdi çocuğum. Sen de sus be. Terbiyesiz. Evet arkadaşlar, Deja firmasının fotoğraf çekimi için Arzu Taş'la anlaştık. Deja yeni çıkardığı şekerlerin reklamını yapacak. O yüzden fotoğraf çekimi için bir an evvel hazırlıkları başlatalım. Neden Arzu Taş? JJ. Çünkü JJ, Arzu Taş Deja'nın reklam yüzü ve o kimle anlaşırsa bütün kampanyayı olacak. Evet, fotoğrafçılardan bütçe isteyelim. Kimlere öneriyorsunuz bu iş için? Çok affedersiniz Arzu'nun menajeri. Efendim? Ahmet Tugay olabilir. Daha önce Arzu Hanım'ın çekimlerini o yapmıştı. Doğru. İyi seçim. Olur. Arayalım hemen. Can, Arzu bizle çalışmayacakmış. Aylin'le çalışmaya karar vermiş. Nasıl ya? Sen anlaşmamış mıydın bu sabah? Evet, anlaştık. Ben de inanamıyorum zaten. Nasıl oldu böyle bir şey? Tamam, Arzu'nun menajerini ara hemen. Bana ver. Kapalı telefonu. Arzu'nun kent telefonu yok mu? Onu ara. Aylin, nereden öğrendik bu projeyi ya? O da kapatmış işte. Biliyor çünkü arayacağımızı. Ne oldu şimdi? Gitti mi proje elimizden? O kadar kolay değil o iş. Arzu nerede kalıyor? Can, anlaşmış artık zaten. Ne yapacaksın kadına? Hem akşam Roma'ya dönüyor. Deren, Arzu nerede kalıyor dedim. Tamam, yazdım şurada ajandama bir yere. Can Bey, oyuncu krizi varsa ben de oynayabilirim reklam filminde. Gülis, inan. Sırası değil. Deren, sen bana haber verirsin. Bozuldun mu? Aksine. Reddedilme kamçılıyor beni. Oyunculuk böyle bir şey işte. Hı. Emre. Hı. Ben Ava'ya gidiyorum, haberin olsun, tamam? Ava'ya mı gidiyorsun? Niye? Arzu Taş'la görüşmeye. Aylin yine nasıl yaptıysa işi elimizden almış, gidip işi geri alacağım. Anladım. Ha, Can Bey, ben de size bakıyordum da. Acil mi lazım? Benim çıkmam lazım. Leyla Hanım'ın bilgisayarın incelemesini bitirdik. Aylin Hanım'a mailler atılmış mail kutusunda. Aslında izler silinmeye çalışılmış. Biraz uğraştıktan sonra eski izlere ulaşabildik. Bu durumda Leyla ile konuşmamız gerekecek. Ben konuşurum. Yani senin asistanın sonuçta, benim konuşmam daha doğru olur. Anladım.
Yani ben Leyla'nın böyle bir şey yaptığını pek düşünmüyorum. Yani kim yaptıysa bayağı profesyonelmiş. Bilgisayara dijital izleri yok eden bir tane program kurmuş. Ben Leyla Hanım'ı tanırım, o olamaz. Onu konuşunca anlayacağız. Tamam Nazım, sen dön işine. Teşekkür ederim, sağ ol. Emre Bey, istediğiniz dosyaları getirdim. Tamam, sağ ol. Ben kaçtım o zaman. Sen bir al istersen. Belki yardıma ihtiyacın olur. Olur. Yo. Yani Can Bey'in bir şeye ihtiyacı olmaz. Bence kendi başının çaresine bakabilir Can Bey. Tabii bir yere gidilmesi gerekiyorsa ben de giderim ama nereye gidiliyor? Ava'ya. Otoparktayım. Sanem, ne yap ne et Arzu Taş'la görüştürme. Abimin o işi almasını engellememiz lazım. Arzu Taş kim? Nasıl engelleyeceğim? Nasıl yapacağım ben onu? Arzu'yla görüşürme yeter. Otele varmasını engelle. Ya otele gitmemizi nasıl engelleyeceğim peki? Ya artık gerçekten delirmek üzereyim Emre Bey. Şöyle söyleyeyim. Abim o işi alırsa bitik. Tamam mı? Hadi bul bir şeyler. Hadi, 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 hadi. Can Bey, niye geri geldiniz? Ben ceketi unutmuşum da. Ben getireyim. Siz çıkın. Ben getireyim, olur mu? Olur, tamam. Acele et ama. Dışarıdayım. Çekim olacakmış gibi hazırlıklara başlayın. Dekor, kostümler, ekip hepsi hazır olsun. Can, Arzu telefonlarını açmıyor. Emin misin? Boşuna hazırlık yapmış olmuyor. Tamam, bu yeni sözleşme. Keşke ben de gelseydim. Gerek yok, Sanem geliyor.